Efendim programımız devam ediyor. Özellikle Osmanlı'da denizciliği konuşuyorduk. Sayın Profesör Doktor İdris Bostan hocamla. Kitaptan hocam kalmıştık. Soruyu oradan sorarak devam etmek istiyorum. Palmera Bromet'in Osmanlı deniz gücüyle alakalı bir yeni yayınlanan kitaplardan mertim yayınları tarafından böyle bir seri hazırlanıyor hocam da serinin zaten hem editör hem danışmanı buradan bir soru sormak istiyorum hocam ben Osmanlı deniz gücü ordunun devamı olan bir deniz gücü müydü ya da asıl ağırlığını Osmanlılar bu deniz gücünü oluşturmakla uzun mesafeli ticarete Belki uluslararası ilişkileri mi çevirmişlerdi? Bizim e, o konuda e, Osmanlı'nın deniz gücü oluşturması konusunda algılayacağımız öncelik ne oluyor hocam? Savaş mı yoksa ticaret mi? Ee, tabii önce kitap hakkında Lütfen belki hocam. bir iki şey söyleyelim. Çünkü kitabın e, Osmanlı deniz gücü adını taşıyor olması aslında bir Osmanlı deniz seferleri anlatıyor e, anlamına gelmiyor. Evet. Belki ondan çok daha önemli Osmanlıların 15 yüzyıl sonlarıyla 16 yüzyıl başlarında bugün Ortadoğu dediğimiz o o zamanlar daha çok batılıların Levant bölgesi olarak kabul ettikleri ama konjüktürde Osmanlı İmparatorluğunun İran'daki Safevi devletinin Şah İsmail yönetimindeki Safevi devletinin Mısır'daki Memlük Devletinin arasındaki, bölgede güç mücadelesini gerçekleştirirken Batılı devletlerden bir taraftan Venedik, diğer taraftan Portekiz'in bu güç dengelerine müdahale etmeleri esnasında Osmanlı deniz gücünün adeta buradaki politikaları yönettiği, hatta belirlediği ve deniz gücü sayesinde Osmanlıların bölgede hükümran olduklarını anlatmak üzere bu kitabı kaleme almış. Sanıldığının aksine Osmanlıların hem askeri deniz gücünü kullandığını hem de deniz ticareti yaptığını. Çünkü bulunduğu coğrafi konum itibariyle doğudan gelen baharat ticaretinin, yine karadan gelen ipek ticaretinin Avrupa'ya intikal eden en önemli geçiş bölgesinde bulunma sebebiyle Osmanlıların bu güç dengelerini nasıl yendiğini, ve bunda donanmanın etkisinin ne olduğunu anlatıyor. Evet. Dolayısıyla böyle karşımıza yeni bir e, gücün çıktığını e, fark ediyor. Ki bunu öncelikle Batılı tarihçiler fark ediyor. Tabii Hakkını çok teslim edelim. Şey. Evet. Andrew Hess'in e, ortaya attığı bir tezdir bu. E, sonra e, Brumet bunu işlemiştir. E, Osmanlıların deniz gücünün aslında kara seferlerini desteklemek için falan değil, doğrudan e, Doğu Akdeniz bölgesini yönetmek oradaki güç dengelerini kendi lehine çevirmek için başlattığı bir e, organizasyon olduğunu, denizciliğin böylece Akdeniz'de artık sarsılmaz bir şekilde Osmanlıların lehine dönmeye başladığını göstermektedir. Evet. Bu tabi sadece Doğu Akdeniz bölgesine değil, kısa sürede Kızıldeniz'e intikal etmiştir. Evet. Çünkü 16. yüzyılın başlarında Portekiz Kızıldeniz'e, e, Hint denizlerine gelmiş, Kızıldeniz'e girmiş, e, o tarihi ticaret yollarının e, yönünü değiştirmek için adeta bölgede büyük bir mücadele başlatmıştır Tabii e, Kızıl denize girdikleri zaman aynı zamanda e, bölgede bulunan Müslümanların e, kutsal topraklarını da tehdit altına almıştır evet. ki Osmanlılar Devrin en e, güçlü İslam devleti olmaları sebebiyle de buna müdahale etme mecburiyetinde kendini hissetmişlerdir Hatta henüz memlükler Mısır'da iken e, buna yardımcı olmak üzere Selman Reis adlı meşhur denizcilerini Memlük hizmetine vermişler. Onunla beraber 2000 Levent Memlük Devleti'ne göndermişler. Ve Süveyş Tersanesi'nde Selman Reis 20 kadırga inşa etmiştir. 1514 senesinde. Daha henüz Mısır Osmanlı yönetimine girmeden önce. Dolayısıyla Osmanlılar o bölgede de çok önceden başlamışlardır. Harekete Ve bu aslında büyük bir devlet olduklarının göstergesidir. Evet, İleriye yönelik planlarının olduğunu, projelerinin olduğunu, sadece Anadolu'da İran'dan gelen bir takım e, tehditler karşısında çaldıran savaşların yapılmadığını bilmek lazım. Kesinlikle. Sadece memlüklerin e, İran'a destek verdiği için, Mısır'a sefer düzenlenmediğini bilmek lazım. Evet Mekke Medine'nin mesela Yavuz'un seferinde <laughs> e, Venedikler, şey Portekizler tarafından özellikle tehdit altında olması oraların. Bir de hocam Yemen'e, Basra'ya birçok yere hemen tersanedenin kurulması da e, ufuklarının ne evet. kadar e, bu konuda geniş tutulduğunu gösteriyor. Hocam bir kitap üzerinden bir sorun daha alacak izniniz olsa. Catherine Vandy <laughs> Braiswell'in e, bir kitabı var. Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkıyalık diye. Şimdi bu korsanlık meselesini size sormak istiyorum. Barbaros Hayrettin Paşa, Ceza Sultanı. O döneme çok mücadeleler vermiş Barbaros Hayrettin Paşa evet. ee, ve Osmanlı ile birlikte hatta belki yanına çekmek isteyen birçok devlet vardı onun ama Osmanlı'nın yanında yer, yer alarak e, hizmetlerine devam ediyor Kaptanı Derya. Şöyle diyeceğim hocam, şimdi korsanlık e, kavramıyla e, buradaki Leventlerin yapmış olduğu e, işler hususunda e, bir şeyi aydınlatmak gerekiyor. İşte onlar Akdeniz'in korsanlarıydı mı? Yoksa orada başka bir vazife mi vardı? Nasıl adlandıracağız? Önce bu konuyu konuşalım efendim.